Merhaba arkadaşlar, ben Ata. Velikü Gemigi yeni serisi hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere eğer hatırlayanlar varsa çok sevdiğim bir oyun olan Metal Slug'a başlayacağız. Hikayeyi az çok biliyorum zaten. Anlatacağım size birazdan. Şimdi mobil bir cihazda olduğumuz için Metal Slug'ın o jeli hani öyle aksiyonu bir yerlere koşup sıkmalı patlatırıp bir oyun falan değil bu. Bu sadece Age of Defense'deki gibi adam üretip karşı karargahı yok etmeye çalıştığınız bir Metal Slug oyunu ama o yüzden çok andırıyor. Benim de çok hoşuma gitti. Ben bu tarz oyunları da seviyorum zaten. Oyun tamamen İngilizce olduğu için birazcık anlamak için biraz zamana ihtiyacım vardı. Ama anladıktan sonra da oyun gerçekten bayağı güzel olduğunu, güzel detayların olduğunu anladım. Oyun bayağı eğlenceli. Hikayelerine gelecek olursak da halk huzurlu güzel bir gün yaşarken bunların en büyük generalleri hayatını kaybettikten sonra acımasızca öldürüldükten sonra düşman birimler, robotlar, uzaylılar, düşmanlar bunları yok etmeye başlamışlar. Bunları karargahlarını, güzergahlarını yok etmeye çalışıyorlar. Biz de bunu durdurmaya çalışıyoruz. Durdurup karşı atak yapıp onlarınkini yok etmeye çalışacağız. Zaten adı üstünde. Metal Slug Defense. Ses. Tamam böyle iyi. Böyle iyi. Tamam. Stage 1. Solda yazan 100. Bu bizim enerji şeyimiz. Bu şey normalde Metal Slug'da supplies yani eşya, silah falan şeyleri falan doğal olarak bir savaş oyununu olduğumuz için bu şekilde bir enerji seçiminde bulunmuşlar. Bunlar da özel itemler. Bunlara gerek yok zaten. Zaten yok yanımızda. Zorluk da kolaymış. Görev başlasın. Solda aşağıda para birikiyor. Sağdakiler birim. Soldaki de altı üretimimizi arttıracak. Zaten gösterecek şimdi. Bunlar da özel birlikler. Yolladığınız birimler parladığında özel güç kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Bomba atıyor mesela. Bunu seçtiğim zaman AP yani para üretimim belli bir oranda artacak ve kapasite de artıyor. Bu da Metal Slug. Özel tank bu da. Metal Slug oynayandan muhakkak bilir. Metal Slug'da orijinalinde bu tankı kullanıyoruz biz. Burada direkt şey yapıyor. Burada direkt karşı tarafa gidiyor. Ya oyun bu şekilde. Bu arada şu adamı kurtaramamışım. Bir dakika, adamı kurtarmam lazım. Görev çünkü o. Yeni adam açıldı. Yeni bölüm açıldı dünya haritasında. Giriş bonusu. 5000 kredi. Bunlar da para birim işte. İşte jetondur. Nakittir falan. O Elon Junior. Metal Slug Defense. 23 milyon indirmeye özel olarak bu özel karakter bedavaya geliyor herkese. Oyuna başlamak istiyorsanız muhakkak katılın, alın. Bu da 23 milyon özel 10 gün ödülü. Madalya ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Sortay. Customize. Bunları biraz daha inceleyeceğim sizlerle beraber. Şimdi değil. Tamam, burası da harita işte. Shadow Fight'taki falan düşün. Seviye seçiyorsunuz, oynuyorsunuz. Şimdi buraya tekrar gireceğim ben. Görev var çünkü. Oyunu istiyorsanız otomatik alabilirsiniz. Ben hiç denemedim ama denemek de istemiyorum. Şu biraz para üretimi artıralım. Daha kurtardım adamı. Şunu alayım. Ne o güzelmiş bu da. Tekme atıyor. Yakın mesafe birim olduğu için yakındaki de vuruyor. Bu da özel gücü. Zaten Metal Slug'ı bilenler detaylı olarak bu adamın bazen düşmanlara saldırdığını anlarlar. Öldüğümüz zaman da kaçıyordu. Evet, adamı da kurtardık. Bu adamları kurtarmak çok önemli.
Ne işe yaradığını bu bölüm bittiğinde size göstereceğim. Şimdi devam edelim. Bu oynadığınız bölüm Metal Slug'daki bölümlerden bir tanesi. Yani Metal Slug 1'deki bölümlerden biri. Ben küçükken çok sağlam oynadığım için Metal Slug'ın bölümleri falan az çok değerli olduğunu hatırlıyorum. Böyle bomba atayım sana. Aa, gaz geldi, çok iyi. Gaz da şey, paramızı arttırıyor. Adamı da kurtardım, güzel. Şu 150 olan birliği göstereyim size. Çok güçlü bu ya. Bomba falan atıyor. Bayağı güzel hani. Özel gücü kullanmak biraz sürüyor ama çok güçlü gördüğünüz gibi. Bunu Ken olanı, biraz yaşlı Ken olanı aşırı tehlikeliydi ya. Burada da var biliyorum. Ya yeni birlik açıldı. Ateş Eren Uzaylı. Biliyorum bunu. Zamanında çok fazla öldürdük. Özellikle Metal Slug 3'te çok karşıma çıkıyordu. Burası Metal Slug 1 bölümleri. Bunu kesinlikle eğiteceğim. O çok lazım. Havada olan eşyaları falan bulabilmek için onu kullanıyorum. Gayet de etkili. Uzak mesafe birimi. 3 kere atış ediyor. Aa, şey geldi. Splice geldi. Silah eşyası geldi yani. Enerjimiz artıyor yani. Hemen 150 olması lazım. Tamam. Gördüğünüz gibi tankı direkt geriye itiyor. Stunlıyor yani. Biz hala adamı kurtaramadık da ona uğraşıyorum şu anda. Adamı kurtaramadım. Beş enerji geldi. Beş enerji geldi, hiç sıkıntı yok. Aa, robot açıldı. Yalnız biraz erken açıldı o ya. Çünkü robot aşırı güçlü. Bir daha oynayacağım burayı. Burada şey, eşyalar, paralar, benzi falan bunlar hayatın rastgele yerlerinde beliriyor. Onları toplamaya çalışıyorum. Bonus veriyor çünkü. Adam kurtarınca da, hepsini kurtarınca da ayrıyetten bonus alıyorum. Bazen de enerji çıkıyor. Az önce olduğu gibi. Benzin geldi mesela. Tam şu taşın olduğu yerde. Hemen kullan şunu. Yine benzin geldi. O tank hallederiz ya. Bir bomba attım, gitti tank. Yok, bulamıyorum adamı. Aa, adamı bulamıyorum. Vallahi bulamıyorum. Neyse, tamam, boş verin. Belki sonra yine denerim. Bölüm 4. Bunun zorluğu normalmiş. Aa, boss fight. Metal Slug 1'de bu binaya karşı savaşıyorduk. Karargah burası aslında. Arada ateş ediyor. Tabii ki de orijinal Metal Slug'da bayağı tehlikeli hani. Bayağı seri bir şekilde. İşte bir yerden bomba atar. Yukarıdan bir yerden adam çıkar falan. Müzikten anlıyorsunuz zaten boss olduğunu. Ha, kurtardım adamı. Adamı zaten kurtardım. Niye kendimi kasıyorum ki? Işıl silah yolluyor. Bayağı tehlikeli silah. Boss olduğunu çok belli ediyor. Dayanıklı çünkü bina. İki kişi varmış. Benim bunları kurtarmam lazım.
Aa, yeni düş şey açıldı. Bir lig açıldı. Bunu da hatırlıyorum. Battle Slug 3'teki İpboz. Artık deste falan yapabiliyorum. Rübbe yani şey, rübbe derken o anlamda değil. Hani online da oynayabileceğim falan. Evet, olaylar. Burada başka oyuncularla falan oynayacaksın diyor. Her kazandığında başka ödüller, güzel ödüller kazanacaksın falan diyor. Burada Google Play'ini bağla diyor. Tamam. Bunu video dışında yaparım. Sortay, hikaye yani. Birinci bölüme tekrar gireceğim. Enerji fullendi. Bir dakika, çok param oldu. Bir dakika. Customize. Önce ham customize'ı göstermek istiyorum size. Bu Sotai level enerji var ya, 100 tane olan Splice. Onun maksimum miktarını artırıyor. Bir seviye yaptım. Bu da 5 seviyesi. Adam çıkardığımız yer var ya. Oranın maksimum sağlığını arttırıyor. Bunu da yaptım. Bu da şey. Bir dakika. He, daha hızlı AP, yani daha hızlı para üretimi sağlıyor savaş içerisinde. Yap. Hangar seviyesi. Bu da maksimum para kapasitesini arttırıyor. Birlikleri hızını arttırıyormuş. Birlikler hızlı olmasın da. Bunun ne demek olduğunu çok anlayamadım ama bu çok önemli. Bu da şey. Düşmanları öldürdükçe daha fazla AP para veriyor. Metal Slug saldırısı. Metal Slug'ın şarjını arttırabilirim. Şu Sword Art level'ı bir seviyede arttıracağım. Maksimum enerji daha fazla artsın. Unite. Birlik yani. Alan Junior mesela burada Action View basınca neler yaptığını gösteriyor. Mesela basınca bomba atıyor mesela böyle. Ha, Marco. Metal Slug'ın ana karakterlerinden bir tanesi kendisi. Kendisi şey kullanmayı çok seviyor. Machine Gun. Soldier, asker. Bu normalde düşman askeri ama iyi versiyonu yapmışlar bize. Taro. Jupiter, robot bu. Bir ara bu Metaslan kaçtaydı? 4'te miydi? 5'te miydi? Ne boss'tu bu? Bayağı tehlikeliydi ama. Bu da mini hermit. Normal şartlarda böyle rakibin üzerine gidiyor. Özel güçle de yardırıyor. Canı 3000, saldırısı 200. Bayağı güçlü yani. Mars. Neyse, tamam. Ha, bunu hemen geliştireceğim. Bu duvar. Madenci yapıyor bunu. Arkadaşlar bayağı önemli olduğu için geliştiriyorum. Çünkü defans yaparken çok lazım olacak. Görevler falan var. Görevi video sonuna doğru göstereceğim. Şimdi oynamaya devam edelim. Gördüğünüz gibi enerjimiz 120 oldu. Gösterdiğim yeri eğer geliştirirseniz enerjiniz artıyor. İleride çok lazım olacak bu da. Maliyetler artıyor çünkü. Belli bir yerden sonra. AP'de görüyorsunuz şu anda 150 oldu. Hızı da ufaktan arttı. Benzin, tamam. Adamı bulmaya çalışıyorum şu anda. Tatbik koydu, öldüm ya. Ya sinir oldum ha. Hayırdır? Sen benim base'ime vurmak. Koş. Tek başına halleder ya. Ha, kurtardım. Şansıma. Kurtardım adamı. Güzel. Tamam, kurtardık. Ne kadar hızlı bitirirsek rütbe de o kadar yüksek oluyor.
Özel güç aktif olmuş. Aa evet. Gördüğünüz gibi Malkon'un şeyi %80. Yüksek bir oranda yapınca direkt açılıyor. Eğer hepsi özgür olursa AP yani para kapasitesi artıyor. Lazım bu. Yapacağım. Seç 4. Yap. Gördüğünüz gibi maliyetler artıyor giderek. Enerji maliyeti. 5 ile 7 oldu mesela. ...16 dakika olmuş. İkinci bölümü de yapacağım. Görevleri göstereceğim. Sonra videoyu kapatacağım yavaştan. O asker her şekilde tek yiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Aa kurtardım. Şu adamı salayım da. Ha bu sefer şu yengeci salacağım. Gördüğünüz gibi gayet de büyük. Bakın şimdi de saldıracak. Kullanıyorum özel gücünü. Of 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 of. 4 vuruş da aldı. Çok iyi. Bunu da yaptık. Evet, bütün güç salındı diyor. Tamamlandı. Yeni bölüme girdiğim zaman göreceksiniz etkisinin ne olduğunu. Yıldız aldık gördüğünüz gibi burada. Bu demek ki bütün bölümleri tamamen bitirdik. Yapalım. Metal Slug kaçtıydı burası? 5'teydi galiba. Ay buranın müziğini çok seviyorum ya, çok hoş. Mekan biraz geniş olduğu için altı üretimi biraz arttıracağım. Uzaylı gönderiyorum yine. Tamam. Adamı bulayım yeter bana. Aa enerji geldi. Yanlışlıkla. 3 vuruşta ölüyor. Kalkan çok da şey yapmıyor yani. Kurtulamıyor yani eziyetten. Tamam, tank halletti onu. Ben de tank hallediyorum. Biraz uzaylı ölmeyi de iyiydi. Neyse bir şey olmaz. AP üretiminin arttığını görüyorsunuz. Yani maksimum kapasitesini. Adamı bulayım, adamı bulayım. Adamı bulmam lazım. Enerji geldi yine. Tamam. Bulamadım. On enerji geldi bedavaya. Çok iyi. Stage 1'e tekrar gireceğim. Çünkü o adamları kurtarmam lazım. AP artmamış. Maksimum kapasitesi. Hız arttı galiba. Aynen hız arttı. Bu çok iyi bir şey. Ben de iki tane nasıl şey yapıyorum. Hani adam gelmeden. Bir daha yapacağım. Başta bir yerde galiba o adam ya. Yok. Bizimki daha iyi ondan. Enerji geldi. Para geldi. Nerede o ya? Para üretimi biraz da arttırayım da hazır. Bakalım öldürebilecek bir tankı. Tamam öldüremiyorum. Bizdeki direkt hallediyor. Alan Junior, Alan uzaylı demek olduğu için uzaylı çocuk diyemem ki ben buna. Neyse manyak işte ya. Zamanda çok eziyet çekerdim bundan. Ama bunun şeyi ker versiyonu. O orijinal olan. Bu onun minisi işte küçüğü. Ahmet ıslak gelmiş.
Üretim maksimum yapmışız. Enerji geldi. Bulamadım adam ama. Ya yanlışlıkla bir yerden çıkacak biliyorum ya. Video dışında yaparım. Bazen 10 bazen 5 veriyor bu arada. İkinci bölüm. Enerjimizi 110 yapmışız. Enerjiyi bitirene kadar oynamak istiyorum da video çok uzun olur öyle de. Ya oyunu ne kadar çok oynayabileceğinizi görüyorsunuz arkadaşlar. Enerjili olduğuna bakmayın. Yapılabilecek o kadar fazla şey var ki. İster online modda oynayın. İster böyle tek kişilik oynayın, kendinizi geliştirin. Birliklerinize seviye atlatın. Biraz daha birlikte geliştireceğim. Mesela madenciyi geliştirdim biraz önce. Onu hiç kullanmıyorum ama. Benzin geldi. Çok iyi. Madenciyi de kullanayım. Gördüğünüz gibi bloke ediyor orayı. Yani birlik kaybetmeden şey yapabilirim yani. Aslında. Tamam, üretim arttırıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir etkili. Duvarı yıkamıyorlar. Çünkü çok geliştirdim. Ağacı yıkıldı. Yani 40 altına bence çok iyi bir etki. Adamı bulabilecek miyim acaba? Bu askeri de sırf itemleri bulmak için zaten kullanıyorum. Metal slug geldi, enerji geldi. Yani benzin, yakıt. Bulamıyorum adamları ya. Kullan. Aa, öfkelendi bizimki. Ben adamları neden bulamıyorum hiçbir fikrim yok. Bulamadım yine. Video dışında yapacağım ama arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi sadece şu bölümü bitirmek istiyorum. Bundan sonra iki tane var galiba. Aynen, iki tane var. Evet, bu şey zaten. Bunu biliyorum. Para kapasitesini artırıyor bu. Ya bunu arttırdığını biliyorum. Şu an 150, ben bunu geliştirmeyle yapmıştım. Aa, tank var ortada. Bazen böyle engeller falan da çıkıyor. Rastgele görevlerde ama. Hani belli görevlerde. O tabii ki de bize karşı savaşıyor. Orijinal Battle Tank da bayağı tehlikeli tanktır. Ama burada o kadar da değil. Birkaç darbe ölüyor. Yani bir zahmet, zor olmasın. Geçemeyiz sonra. Oha, onun menzili nasıl yetti oraya? Adamı kurtarmaya çalışacağım. Adamları daha doğrusu. Normalde mezunu çok uzun olduğu için vuramıyor. Para. İyi, onu hallederiz oradan. Öldü gördüğünüz gibi. Pek de zor olmadı. Ya sırf adam kurtarmak için uğraşıyorum. 10 enerji geldi. Enerji diyeceğim direkt ya. Yalnız ben bulamıyorum bu adamları. Abi harbi yok. Yolla devi. Yollamadı zaten. Aa, bomba atar. Bu yere bomba atıyor. Gayet etkili silahtır. Bize karşı ama... Bu Energy'ye yere karşı pek bir etkisi yok. Çünkü onun canı çok sağlam, çok fazla. Hadi bul işte adamı ya. Ya 3 defa baştan oynadım. Daha doğrusu 2 defa, özür dilerim, oyunu öğrenmek için. İkincisinde de hep buluyordum, şimdi bulamıyorum. D verdi. 2 dakikada geçmişiz çünkü.
Bölüm 4. Yani hiç bulamadım şu anda. Oyun mu bozuk ne? Benim aptallığım onunla eminim ama ne bileyim. Buradan sonrası yeni bölüm. Evet. Adam yaklaşıyor. Tamam. Benzin. Ha geldi adam mesela. Yok arkadaş oyun falan bozuk değil. Kesinlikle oyun bozuk değil. Benim aptallığım olduğu o kadar belli oluyor ki şu anda. Bulamıyorum yani. Zor bulması kolay değil. Ezberlemeniz lazım. Ama adamı kurtarıp bölüm geçince tekrar kurtarmanıza gerek yok tabii ki. Ya öyle bir şey var. Ya bir havaya vuraydım ya. Sakin olun. Bu da roket atıyor işte. O tankı alsana ne? Üstünlük yok edecekler yoksa. O tep başı halleder zaten. Tamam, burada bir şey yok. Genellikle yukarılarda oluyor şeyler. İtemler falan. Ördü ama geri kalkıyor. Bunun böyle bir özelliği var işte. Bu yüzden çok tehlikeli. Bıçaklıyor gördüğünüz gibi. Sinirlenince de bomba yağmuruna tutturuyor. Neden tehlikeli olduğunu anlamışsınız da büyük ihtimal. Aşırı derecede etkili. Yani tarma açıldı. Ana karakterlerden bir tanesi Metal Slug'ın. Tamam. Dünya haritasına yeni bölüm açıldı. Yapamadık burayı. Yapamadım ya. Neyse, sıkıntı yok. Ben şimdi size bazı detayları göstermek istiyorum. Mesela dükkan kısmı var burada. Burada itemleri falan madalyalarla satın alıyorsunuz. Bunların çoğunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Ha, benzin. Tamam. Ne olduğunu biliyoruz zaten. Ha, bu sandıkta şey. 1,5 kat daha fazla ödül veriyormuş kazandığımız zaman. Bu da %10. Yok, bu indirim anlamına geliyor. Ha, bu da mobil uydu. Düşmanlara saldırıyor. Yani ben eşya almam. Gerek yok. MSP. Metal Slug parası. Yani madalyalarla satın alabiliyorsunuz böyle. Ama gerek var mı? Yok. Burada da savaşarak yapıyoruz. Birlik. Buradaki birliklerin hepsi özel birlikler. Ha, etkinlik varmış bunun mesela. 2500 canı varmış. Sağlığı, yani saldırısı. Çok daha iyi. Aa kel versin işte aradığım şey. Oha yalnız. Canı 21, saldırısı 999. Madalya biriktir al yani. Bu robotu da biliyorum. Bunları kullanıyorduk. Bazı helikopter de kullanıyoruz. Bu yoktu. Bu çok karşıma çıkıyordu. Ha burada karargah üst gibi bir şey bu. Ya burada rastgele üst beliriyor. Koyuyorsunuz herhalde bir ihtimal. Menzili çok kısa ama yukarıda ateş ediyor. Bitki hatırlıyorum. Çöl askerleri. 50 madalya alınabiliyormuş. Aslında canı iyi de gerek yok o kadarına. Bunu da kullanıyorduk. Metal Slug 3'teki ilk boss. 15 bir canı var, 750 saldırı. Bunu çok hatırlamıyorum. Bunlar Metal Slug 3'ün final bosslarına doğru. Final bölümünde çok çıkıyordu bunlar. Bu ikisi. Bunu bilmiyorum. Bunlar özel şeyler. Metal Slug 3'ün ilk boss'u buydu evet galiba. Yok, 4. boss'u da olabilir. Hatırlamıyorum ama vardı yani. Zombiler. Metal Slug 2'de vardı bu. Helikopter. Motorcu. Bunu da tam hatırlamıyorum. Metal Slug 3'teki ilk boss buydu evet. Benim dediğim 2'deydi galiba. Bu 3'tekini hatırlıyorum. Çölde uçak beliriyordu bir tane. Bu 3'ün ilk boss'u. Bu robotu da bir yerde kullanıyorduk.
Salyangoz yuvası. Üretim yapıyor yani bu da. Bunu bilmiyorum. Kim? Bunlar özel birlikler. Ya bunlar şey, King of Fighters'ta falan var. Ha, forklift. Ateş ediyor, şey yapıyor. Ya çok fazla birlik var. Metin işte uzaydayken, evet. Fil. Karlı yerlerde hatırlıyorum. Bu da diğer robotun mor versiyonu. Ama büyüğü. Gördüğünüz gibi roket bırakıyor. Metislav 5'te bir yerde vardı bu, hatırlıyorum ama. Bunu kırmızısı ama. Bunu da bir yere kullanıyorduk. Bunu hatırlamıyorum. Var ama biliyorum. Sadece hangi bölümde olduğunu bilmiyorum. Bunları çoğu Metislav birlikleri. Metislav 6'daki ilk boss. 4'te bir ara araba kullanıyorduk. Hangi Metislav'da hatırlamıyorum ama otobüs. Ateş ediyor. Yalnız bu şeymiş. Hasar veriyor galiba. Eğer madalya biriktirirsen birlik açarım ya. Açmak lazım hani. Şu en etki... Oha, 450'ye 20 bin canlı. Bu da bayağı güzelmiş. Uçak, hatırlıyorum bunu. Aa, beyaz versiyonu. Bu normal. Biraz gelişmiş olanlarından. Canını görüyorsunuz ara 2000. Bayağı tehlikeli o da. Tamam. Helikopteri de çok iyi hatırlıyorum. Aa, Terry. King of Fighters'ı en sevdiğim karakter. Bunların bazılarının özel gücü var da gösterip vakit kaybetmek istemiyorum. Ha. Metal Slug kaçtaydı bu? 5'teydi galiba, final boss'tu bu. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Bunlar altın almaya çalışıyordum baya. Amaçsız bir şekilde. Vallahi kaç karakter var bakmadım. Söyleyeyim ben size. Metal Slug 3'te final boss'unda uzay gemisi patlattıktan sonra geliyordum karşımıza. 999 vuruyor. Bu da vardı bir yerde ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Aa, timmiş bu. Yani 4 kişilik. Bu da tek kişi. Yalnız alınır. Alınır arkadaşlar. 240, 60, 160, 250, 320 alınır. Değer yani. Aa, Iori. Çok manyak bir karakter bu. Alırım ben bunu da ilk fırsatta. Kiyo'yu da çok seviyorum. Ha, uçan şeyler. Uzay gemisi. Ya çok fazla karakter var ya. Bazıları özel şey. Heh, tamam. Madalya nasıl biriktiriliyor bilmiyorum. Aa, kardan adam. Saldırıyor bu da. Aa, kar topu yuvarlıyor bu da. Aşağı tarafta özel güçleri falan yazıyor. Menzil falan yazıyor. Yaz dahası var. Bu ayı hiç hatırlamıyorum. Ha, sıradaki. Ha, savaş helikopteri. Ya bunlar işe yaramaz ama. Bunlar o kadar da işe yaramaz. Bozuk askeri falan. Yok, bunlar işe yaramaz arkadaşlar. Bunları almanızı tavsiye etmiyorum. Yani madalya biriktirirseniz almayın bence. Zaten desteğe maksimum 10 asker koyabiliyoruz. Ya burada bayağı bir seçenek var ya. Oyunda yapılabilecek çok fazla şey var. Yani istediğiniz zaman desteğinizi değiştirip başka şeyler deneyebilirsiniz. Aa. Yarasa. Bunlar bu yarasa taşıdığı şey zombi yapıyordu. Metin güçte ikinci bölümde çıkıyordu karşımıza. Gördüğünüz gibi mumyalar falan. Aa, maymun versiyonları. Bunu göstereyim mesela. Bomba atıyor, özel gücü. Bu da Fion'un maymun versiyonu. Bunların hepsi bomba atıyor galiba. Trevor. Ha, yerdekilere tarıyor, yukarıdan gidiyor. Neydi de öyle? Onu göstermezsem olmazdı. Normal helikopter. Bunlar çok etkili ya. Ralph. Bu bindiği şeyi de kullanıyorduk başka bir yerde. Eşek. Eşek karşımıza çıkıyordu. Bunu Metal Slug 6 ikinci bölümde kullanabiliyorduk. Hatırlıyorum yani. O motorcu. Zombi. Olmazsa olmaz. Metal Slug 3'te ikinci bölümde itibaren çıkıyordu.
Ya bayağı birlik var ya, bitmiyor. Hakikaten zombi versiyonları. Kusarak ateş ediyor bunlarda. Klon. He. Zombilerin özel güçleri buydu işte, dönüştüğünüz zaman. Bu şekilde kusarak bomba atıyordunuz. Yani kusarak bomba atıyorsunuz. Yani zombisiz ya, normal bomba atamadığınız için bombayı kusarak sayıyor ki daha etkili. Hani o yüzden zombi olmayı eğiliyordum yani. Yüksek maliyetli olanların, ya yani çok yüksek maliyetli olanların bazıları boss. Ay larvalar. Bu da bir ara boss'tu diye hatırlıyorum. Ha, bakın ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz aslında. 180 can, 180 can. Bunları almam yani şahsen. Ha, mumya paketi. İşte mumya üretebiliyorsunuz, köpek şey falan. Tamam, güzel. Utan. Ha, sonunda bitti. Ha, buna bakarım ama. Ha, bu işte. Metal Slug'da işte bazı adamları kurtarıcı. İşte bu aranızda katılıyor. Ateş ediyor falan gördüğünüz gibi. Bir daha göstereceğim. Bu çok önemli çünkü. Birkaç tane atıyor bir de üstüne. Canı biraz az ama hani işe yarıyor. İşe yarardı bayağı. Çünkü orijinal Battle Site'de biz ölene kadar yanımızda oluyordu bu. Ha, bu filtre. Bunu seçebiliyoruz. Customize var. Customize'da şunu bir fullleyeyim. Duvarı. Bir de ne geliştireyim? Powered up mı? Yükseltilebiliyormuş, tamam. Aslında ben bunu yükseltmek istemiyorum. Yanlışlıkla yükselttim diyebilirim. Bunu yükseltmek daha mantıklı. Neyse, ben Alan Junior yükselteceğim. Çok yüksek maliyet ama değiyor. Bir de şeyleri daha yükselteceğim. Customize Home'dan 4000'e enerji arttıracağım. Çünkü çok oynayacağım ben bu oyunu. Bu arada son olarak bir tane görev yapacağım sizlerle beraber. Güzel bir şekilde kapatalım bölümü. 195 tane bölüm var galiba, toplam görev var. Maliyetler zamanla giderek artıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane birincisine girelim. Bir daha telefona göndereyim. Rastgele adamlar koyuyorlar. Yani koyuluyor. İstediğiniz gibi kullanıyorsunuz. AP'yi görüyorsunuz. 2118 maksimum. Üretim maksimum. Böyle istediğiniz gibi adam koyabiliyorsunuz işte. Bu challenge. Belli süre zarfında yok etmeye çalışıyorsunuz şeyleri. Adamın karşı tarafı üstünü yok etmeye çalışıyorsunuz. Marco, Tarma, Fio. Bunların dördü Metal Slug'daki ilk beşin ana karakterleri. İlk beşin. 6'da iki karakter daha katılıyor. Normalde 4 ana karakter üzerinden gidiliyor. Ana karakterler de onlar. Rastgele koy ya. Eğer madenci ateş ederseniz duvar kuramadan kaçıyor. Ana karakterler de gayet dayanıklı gördüğünüz gibi. Etkili de. Metal Slug. Kür. Geçtik. Güzel. 90 saniye içinde düşman üstünü yok et. Yaptık. Bir tane daha yapacağım sizlerle beraber. Çünkü hani o Kanada var dedim ya. Burada var işte mesela. Gördüğünüz gibi. Pardon. Onu da size göstermek istiyorum. Bunlar boss. Bunların hepsi karşımıza çıkıyor. Şu kel adamı size bir şey yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi tüfek ateş ediyor. Özel güç şeyleri aynı. Bu aracı hatırlıyorum. Metal Slug 1'de ikinci boss'tu galiba. Birinci de olabilir. Tank. Gördüğünüz gibi bayağı fena.
İşte bazı ana karakterlerin devamı da var burada. Onların hepsi Metal Slug'taki karakterler. Orijinal robot. Gördüğünüz gibi bayağı etkili. Bu helikopterde Metal Slug bir tanesinde final boss'tu. Evet, çok tehlikeli birliklerdi bunlar. 75 saniye içinde geçmiş görev. Geçtik, tamam, yeterli bu kadar. He, bir tane daha yapayım ya. Bir tane daha yapalım da son olsun bu. He, Metal Slug 3'te ilk bölümdeki adamlar. Çöldeki. Aa, bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben bunu geçememiştim. Super Metal Slug saldırısı. Bu otomatik. Üretim arttırmam lazım. Bir dakika içinde geçmem gerekiyor ama nasıl geçeceğim bilmiyorum. Yapamamıştım ben burayı çünkü. Zombiler çok dayanıklı gördüğünüz gibi. Evet, Marco'nun zombi versiyonu. Geçeceğim galiba. Ah, geçtim. Hayret. Tek denemede geçtim, inanamıyorum. Geçemiyordum. 2000 verdi. Şimdi 2 kaç verecek mesela? 2500. Böyle artıyor işte. Bunları şey yaparız. Sıradaki bölümlerde sizlerle beraber oynarız video sonuna doğru. Hem para kazanıyoruz. Hem de Metal Slug'taki askerleri falan denemiş oluyoruz. Metal Slug Defense. Bir de bunun Metal Slug Attack versiyonu var. Onu oynamadım daha ama oynayacağım sonra. Şimdi ben bunda bir 3 bölüm falan yapayım. Metal Slug Attack'a da bakarım. Yeni seri olarak ona da başlarız. Oyun belki aynıdır ama farklı olacağını düşünüyorum. Onu da sizlerle beraber göstereceğim. Eğer aynıysa da bir inceleme videosu olarak koyarım sizlere. Evet, Metal Slug Defense bu şekildeydi. Bu arada internetiniz varsa, wifi varsa video izleyerek şey falan kazanabiliyorsunuz. Ödül. Bir dakika. Ha, internet bağlantısı olmadığı için giremiyorum oraya. Tamam. Options kısmında ne var? Language. Türkçe yok maalesef. Olsa zaten seçerdim. Daha çıkıyor değil mi? Aynen. Gerek yok. Ses düzeyi, ses şeyleri falan. Ses olsun tabii ki. Neyse, internete girmeye çalıştığım için şu anda ses yok. Wi-Fi VS'de gördüğünüz gibi Google Play'inizi bağlıyorsunuz. Google Play'inizi bağlıyorsunuz. Sonra işte rüp atlamak için şey yapıyorsunuz. Comment me, not done yet. Burada şeyleri seçebiliyorsunuz işte. Konuşma şekillerini, amacınızı. Mesela eğlence, ciddi maç falan. Neyse, ben bunu video dışında oynarım, size gösteririm. Sıradaki bölümde büyük ihtimal göstereceğim. Görev falan da yapacağız. Biraz para yapacağım. Oyunu biraz oynayacağım ama ana hikayeleri oynamayacağım. İşte nereden? Ana online'dan oynarım. Bonustan oynarım. Şu kurtaramadığım adamları falan sizler için kurtarırım. Orada özellikle falan açar sizlere gösteririm. Oyun bu şekildeydi. Beğendin, inşallah beğenirsiniz. Ben uzun uzun çektim bilerek çünkü oyunda ne var ne yok hepsini görmenizi istedim. Oynarken fazlasıyla keyif alacağınızdan eminim. Bu arada bir uyarım var. Oyun kaç megabayttı? 80 falan bir şey diye hatırlıyorum ama oyuna girdiğiniz zaman 140 megabaytlık bir update, bir yükleme bulunuyor. Ama 140 megabayt yükleme yapınca yer kaplamıyor. Hani oyun içi yükleme bu. Hani Asphalt 8'deki gibi, Asphalt 9'daki gibi. Oyunu yüklüyorsun 80-90 MHz, sonra 1,5 GB ek yer doldurma yok bunda. Hani tavsiye ederim ben bu oyunu sizlere kesinlikle. Yani toplam 250 MB'lik bir oyun. Gördüğünüz gibi ithalesiz oynanabiliyor. Yani şu oyunu büyük bir kısmı ithalesiz oynanabiliyor. Para kazanmak için illa video izlemenize de gerek yok. Tavsiye ederim. Ben çok sevdim. Zaten Metal Slug benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Annem sağ olsun. Küçüklüğümün oyunlarından biriydi. PlayStation'da yıllarca oynadım. Hepsini bitirdim. Ben koleksiyon olarak almıştım. 6 Metal Slug'ı da bitirmiştim.
Ama başka Metal Slug'larda var diye hatırlıyorum da onları bilmiyorum maalesef. İnşallah denk gelirim, oynarım. Konsolda falan videosu çekmeyi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, 45 dakika oldu, artık ben videoyu bir kapatayım. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah beğenmişsinizdir. Diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube, Facebook, Connect gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan videoyu da paylaşabilirsiniz. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına Facebook sayfasına veya Connect direkt bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Başka devam oyunlarında, başka serilerde görüşmek dileğiyle. Kendinize tekrar da iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.